Sağdam programıyla birlikteyiz. Bugün sizin de malumunuz olduğu üzere iki çok kıymetli, çok değerli konuğum var. Öncelikle Sayın Mehmet Bey'i alıyoruz. Mehmet Akıllı, Rüsveli İlçesi Belediye'nin veteriner işlerinden sorumlu daire amirimiz, büyüğümüz, bu işlerden sorumlu şahsımız diyelim. Efendim, veteriner işleri dediğimiz zaman çok geniş bir kapsam. Aslında biraz daha kısıtlı kalmış olabilir ama tanım sahasına baktığımız zaman sadece hayvan ve hayvan sağlığı ile ilgili değil. Sizin biraz da bu farklı görevleriniz olduğunun bilincindeyiz. Onu da biliyoruz. Bunlardan bir tanesi tarım alanları. Evet. Şimdi yeni yerleşim yerine taşındık. Taşınmamızla birlikte artık vatandaşlar, ki Yusufeli ilçesinin özelliğini biliyorsunuz, ekmeğini taştan çıkaran diye bir tabir kullanılır. Teraslama yapılır. 2 kat, 3 kat. Buradan herkes yılda 2 defa, 3 defa ürününü alır. Burayı da yurt bellemenin sebeplerinden bir tanesi de bu vatandaş şu anda her bir tarafa bir sahip çıkmanın peşinde, bir şeyler yapmanın peşinde. Belediye olarak sizin bir çalışmanız vardı. Tarımsal alanlar vardı. Bununla ilgili bu durum ne aşamada, neler yaptık, vatandaşın taleplerini karşılayabildik mi? Evet Yener Bey, öncelikle hemşehrilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizim insanımız hakikaten ekmeğin taştan çıkarır. Bu tabiri çok yerinde kullandınız. Bunu da yeni ilçeye yine taşınmamızla birlikte vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın bu anlamdaki çabalarıyla bunu destekliyor. Tabii devletin kurumları, belediye desteği, çevre şehircilik bir takım faaliyetler içerisinde vatandaşımıza yeni yeni tarımsal faaliyet amaçlı alanlar oluşturmakla beraber, gelir getirici alanlar oluşturmakla beraber halkımızın bizlerin sunduğu imkanlardan çok daha fazla istediğinin şahidiyiz hakikaten. Bu bizi mutlu ediyor tabii. Kısa zamanda sahip çıkmadır bu. Vatan sahiplenmektir, yer evet, sahiplenmedir. Toprağa sahiplenmek. Yakın zaman, kısa bir zamanda da bu coğrafyanın çok daha evet, yeşil, çok daha yaşanılabilir bir pozisyona geleceğini umut ediyoruz. Bekliyoruz yani. Tabii geçmiş programlarımıza defaatle bunları konuştuk. Yeni ilçe yerine çıkarken neler yapacağız, hangi hazırlıklarımız var diye. Ki bunlardan en önemlisi ta 2015 yılında başladığımız fidan üretim projemizdi malum. 30 bin civarında fidanımızı evet, ürettik. 11 çeşit olmak üzere. Bunları geldik yeni ilçe yerinde bu konuyu ne yaptık? Hayata geçirdik. Toprakla fidanları buluşturduk. Ve arkasından da sulama altyapısını yapıp efendim alanları kullanılabilir, tarımsal faaliyete uygun hale getirdikten sonra halkımıza hak sahipliği yöntemli kiralama usulüyle dağıttık. Ve bir kısım dağıtacağımız alan daha kaldı. Bu süreç içerisinde onu da dağıttıktan sonra halkımızın, hemşerilerimizin tarımsal faaliyetlerde herhangi bir eksikliği, aksaması olmayacağı kanısındayız. Efendim, özellikle suyla ilgili problem yaşanıyor tarımsal alan için. Normalde DSE'nin daha üst kodlara su deposu yapıp bunu vatandaşa sunması bekleniyordu. Örneğin sadece bahsettiğim tarımsal alandan değil, evlerin önündeki sitelerde falan. Yalnız bu tam bir faaliyete geçmedi. Bununla ilgili bir belediye mi sorumluluğu yoksa başka bir sorumluluğu? Tabii sorumlu herkes. Herkes yani, sorumlu. Çünkü ortak herkes, yaşam alanımız. Evet. Herkes bir şekilde bir yerine tutacağız. Aynı yani bireysel olarak da sorumluluğumuz, tabii, kurum olarak da sorumluluğumuz. Tabii devlet su işleri sulama suyu altyapısını yaptı. İlçenin üst kotlarında bu Sakıt Dere'nin devamında malum bir baraj yapıldı. Sulama amaçlı bir baraj yapıldı, küçük ölçekli. Fakat halen faaliyete geçmedi. Ne yapacak bu baraj? Nasıl su temin edecek? Yağmur suyu, kar suyunu stoklayacak ve sulama mevsiminde havzaya su verecek. Eğer yetmezse yine güneş enerji sistemiyle üretilen enerjiyle baraj gölüne su çekip takviyesini yapacak. Fakat bu sene bu devreye giremedi. Yani şu anki sıkıntımız bu. Şu an tarımsal sulamalarımızda, peyzaj amaçlı sulamalarımızda tamamıyla evet, Tekkale Deresi'nden gelen içme suyu, ishal hattındaki su kullanılıyor. Dolayısıyla zaman zaman şu eksiklikler, Ağustos ayında özellikle sıcaklarında çok yükselmesi, evet, su tüketiminin artmasıyla birlikte
birkaç gün bir su basıncında sıkıntı yaşandı. Fakat şu an o da halloldu. Daha o sorunu yaşamıyoruz. Seneye yaz mevsiminde tarımsal faaliyetlerde kullanılacak su ayrı bir hattan gelecek. Zaten öyle bir sıkıntı da, öyle bir sorun da inşallah olmayacak. Baraj gölünden su çekmeye yönelik bir projemiz, bir çalışmamız var mı? Yoksa şu anda bir düşünce aşamasında mı bu? Evet, Devlet Su İşleri, tabii Devlet Su İşleri Bölge Müdürü, 26. Bölge Müdürü bununla ilgili çalışmayı başlattı, devam ediyor. Çünkü güneş panellerini yetersiz olabilir. Yapmışlar. Hani sadece kar suyuna, yağmur suyuna güvenmemiz eksiklik olabilir. Peki bu süre içerisinde ortaya koyduğumuz altyapılarla ilgili problem yaşanabilir mi? Otomatik sulama sistemiyle ilgili. Parsellerde yeterli hatlarımız döşedik. Sulama sularını, şebekelerini döşedik. Parsel içerisinde ise ilk etapta bizim belediye olarak yaptığımız fidanlamalar, fidanlık bölümlerinde sulama, damla sulama sistemlerini kurduk. Fakat daha sonra da rezerv alanlar, yeni gelişme alanlarında bunları da peyderpey yapmaya devam ediyoruz ve vatandaşa teslim ettiğimiz yerlere de parsel içerisindeki sulama sistemlerini vatandaşımız kendisi yapıp devam ediyor. Efendim bu konuya döneceğim ama kıymetli izleyicilerimize şunu aktarmayı istiyorum. Bulunduğumuz ortam Üsfen ilçesi biliyorsunuz şu anda 45-46 dereceyi zaman zaman görüyor. Biz de pervane ile şu anda serinlemeye çalışıyoruz. Ümit ediyorum o ses rahatsız etmiyor. Kıymetli yönetmen arkadaşıma soruyorum. Herhangi bir rahatsızlık vermediğini söylüyor. Tarım alanını konuşacağı zaman şu haşerelerle ilgili bir mücadeleye ne zaman başlayacağız? Bulunduğumuz ortamın içerisinde bir de sinekler var. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Tabii eski ilçe yerinde yaptığımız mücadeleyi burada da yapıyoruz. Buraya çıkmadan önce geçen yıl itibariyle mevsim sonbahar olduğunda ki ilkbaharda artık burada olacağımız belliydi. Uzman ekiplerle burada bir tarama yaptık. Nasıl bir mücadele yapabiliriz diye. Hangi sorunla karşılaşırız haşereyle ilgili. Özellikle uçan haşereyle ilgili problemimiz ne olur diye çalışma yaptığımızda uzmanlarımız burada ilk yıl itibariyle hani evsel, bitkisel atıkların çok olmayacağı, sazlık gibi böyle sineklerin özellikle üreme alanlarının oluşmadığını, oluşmayacağını öngörerekten çalışma olmamasını bize tavsiye ettiler. Çünkü bu kullanılan ilaçlar da bu mücadeleyle biliyorsunuz. Evet. Kimyasal. Sonuçta bir zehirdir. Evet. Hani hem insan sağlığına tehdit ediyor fazla kullanımında hem de doğayı tehdit ediyor. Bütün unsurları, bitkisini de hayvanını da, bütün canlıları. Fakat çıktık. Bu sene haberlerde de, ulusal haberlerde çok sıkça duyduğumuz yoğun bir sinek popülasyonu var. Gürcistan'dan gelen bir sinek sürüsünden bahsediliyor. Evet. Balkanlardan gelen bir sinek sürüsünden bahsediliyor. Dolayısıyla beklediğimizin üzerinde bir sinek vardı, oldu ve biz de hemen çalışmayı başlattık. Gün aşırı, günde iki defa olmak üzere bir sabah uygulaması, bir akşam uygulaması firmamızla beraber, yetkili firmamızla beraber haşere mücadelesini yapıyoruz. Sabah erken saatte yapılan ilaçlamadan bahsediyoruz. Tabii ilaçlamadan bahsediyorum. Kara sineklere yönelik akşam ilaçlaması ise sivrisinek başta olmak üzere diğer uçkunlara karşı mücadele devam ediyor. Ve beraberinde tabii ki yine kemirgenlerle ilgili problem olan yerlerde işte akreple ilgili yine sürüngenlerle ilgili problem olan yerlerde, ihbar olan yerlerde gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Burada şöyle bir durumda söz konusu ki burası biliyorsunuz bakir bir coğrafyaydı, sıfır bir coğrafyaydı. İnsan ayağı çok hatta fazla değmezdi. Hatta biz diğer serbest yaşayan hayvanların sahasına girmiş evet, olduk değil mi? Kesinlikle. Biz hadi bu insan ayının çatışması girdik diye bir zaman zaman bir yapılan haberler evet vardı. Kim kimin sahasına giriyor. Bazen biz biraz fazla giriyoruz gibi geliyor. Şu an biz bakir girdik. Tabii evet, yani mevcut şartların getirdiği sonuç itibariyle burada evet böyle bir şu an karşı karşıya gelme durumlarımız oluyor zaman zaman. Hatta yaban keçileri bile kenar mahallelerimize halen daha geliyor. Bunlara evet, tanık evet, oluyoruz. Evet, evet, evet. Tilki, çakal gibi hayvanlar zaten gözüküyor. Bunlar da çok şey değil. Uzakta olan hayvanlar değil. Fakat bu sorunda aşılacak o hayvanlarla da birlikte evet, yaşama, herkes kendi yaşam alanını tekrardan oluşturmak gibi bir yola gireceğiz. Bölge olarak tam ismini vermeyeyim ama geçtiğimiz gün bir sahadaydım yine böyle bir geziyoruz dolaşıyoruz 22'nin üzerinde yaban keçisi saydım
22'nin evet. üzerinde çok yavrusuyla, güzel. Annesiyle, babasıyla, kuzeniyle, teyzesiyle ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yalnız az önce güzel bir şey söylediniz. İşte o çakallar şu bu filan. Tam da lafı oraya getirmek istiyordum. Şimdi kim kimin sahasına girdi belli değil. Ama günümüzde özellikle ilçe merkezinde bulunan bizimle yaşamaya çok alışmış. Affedersiniz köpeklerden bahsediyorum. Evet. Sanki onlar bir atışıyor. Sanki birbirlerine nasıl diyeyim güç gösterisinde bulunuyor. Doğal sonuç. Onlar bir tık yukarıda alan olarak, kod olarak aşağıya doğru ki gece muhtemelen birçok kıymetli izleyicilerimiz buna denk geliyor. Onlar oradan aşağıya zarf atıyor. Bizimkiler de buradan yukarıya doğru zarf atıyor. Şöyle bir tatlı bir çok da güzel ahenkli sesler çıkıyor. Çünkü burada sokak hayvan da yoktu. Malum bu coğrafya tamamıyla evet. tilkiye, çakala, yaban hayatına aitti. Dolayısıyla sokak hayvanları da bizimle beraber buraya intikal ettiğinde aslında tilkinin çakalı sahasına girmiş oldu. Birbirinin aslında böyle bir zarf atıyorlar. Birbirlerini yokluyorlar evet. kim kimin sahasını. Hatta affedersiniz ne köpekler her biri bir semte, bir çöp konteynerinin bulunduğu yere bir şekilde bir yerlere sahiplenmiş. O bölgede durmaya çalışıyor. Yaşam alanı olarak belirledikleri bölgelerde. Kimseyi sokmuyor. Tabii. Ama hani bu konuya çok da girmek hoş olmuyor ama biraz fazla değil mi ilçe merkezindeki? Çok ciddi çalışmanız kesinlikle olduğunu fazla. Biliyorum. Kısırlaştırma fazla. Çalışmanız, rehabilitasyon çalışmalarını yaptığınızı biliyorum ama şunu görüyoruz. Şu anda ilçe merkezinde tanık olduğumuz 3 yerde bir yavrulama var. O bütün diğer o koloni şeklinde affedersiniz köpekler onları korumaya alıyor. Onlara sahip çıkıyor. Yanına kimse getirmiyor. Yani bu kendi çocukları yavruları gibi görüyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Tabii. Yani köpekler de bizim gibi bu dünyada yaşayan bir canlı. Diğer hayvanlar da bizimle beraber bu kainatı paylaşıyorlar tabii ki. Son dönemlerde ilçemizde, yani eski ilçemizde de yoğunlaşmaya başlamış. Tabii burada daha çok oldu. Metrekareye düşen hayvan sayısı, nüfus başına düşen hayvan sayısı gerçekten yüksek. Yani bu bütün ülke genelinde var olan bir sorun. Fakat Yusuf elinde çözüm. Bir tık daha yukarıda. Çözüm. Bir tık daha yukarıda. Bunun tabii ki sebepleri var. Mevcut yasal çerçevesinde hayvan haklarının olması gerektiği şekliyle çalışmalarımız biz yapıyoruz belediye ki bunların tabii evet, sizler de müşterilerimize tanıyoruz. Evet. Vatandaşlarımız bir kısmı tabii korkan var, ürken var, tabii. Bir arada yaşamak istemeyen var, bir arada yaşamak isteyen, isteyen de var. De var. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu dengeyi de korumak bizlere düşüyor. Bizler de bu minvalde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fazla olmasının ana kaynağı malum Yusufeli Barajı ile beraber 10 kilometre yarı çapında birçok şantiyemiz vardı. İşte Kınalıçam'da vardı, Kölük'te vardı, Çevreli'de vardı, Tekkale'de vardı, işte gidersiniz İşhan tarafında vardı. Tabi bu şantiyeler aynı zamanda da sokak hayvanlarının da yaşam alanı oldu. Bir şekilde çevreden de kontrolsüz, yasal olmayan ama kontrolsüz şekilde nakiller... Transfer var, nakiller. Evet, vadinin içerisine geldi, su dolmaya başladıktan sonra da birçoğu kendi bizlerin eliyle, hayvansever dostlarımızın eliyle ki ülkenin her tarafından bu konuda gelip el atan insanlar oldu. Yeni ilçelerine doğru nakiller oldu. Ki şu an sayı fazla diyoruz aslında sayı çok çok daha fazlaydı. Fakat hayvanseverlerle beraber işte bize el veren derneklerle beraber ki Haydi Koya buradan teşekkür ediyorum yani özellikle. O ki baraj gölünde birkaç kalan işte kedi olsun köpek olsun onları kurtarma çalışmasına evet. beraber katılmıştık yine kıymetli yönetmen arkadaşımız Abdurrahmanlar birlikte haberinde yapmıştık. Sahiplendirmek yöntemiyle bu dernekler sahiplendirmek yöntemiyle de bizi el tuttular ve ciddi sayıda da sahiplendirdi ve sayıyı azalttılar. Yani böyle bir çalışmamız da var sürekli. Buradan duyuru da yapıyorum. Sahiplenme isteği olan her vatandaşımız bizlere ulaşabilir. Beğendiği bir hayvanı, istediği bir hayvanı, beslemek istediği bir hayvanı kendilerine gerekli resmiyet tamamladıktan sonra teslim edebiliriz. Bakımını, efendim, sağlık kontrollerini yaptırmak şartıyla evet. Yani bunu yapabiliriz. Sayın ama buyur. Şuraya da değinmek istiyorum ki şu buyur. An sayı evet. Yusufeli'ne göre fazla. Dimit'in üstünde. Yani Dimit'in bunu saklama veya işte başka bir şekilde ifade etme yöntemi yok. Çünkü gerçekten böyle. Bunun da farkındayız yani Yusufeli Belediyesi olarak. Fakat kısırlaştırma çalışmalarımız şu an %100'e yakın.
%100'e yakın kısırlaşma çalışmamız var. Ki bir dönem bir aksam oldu taşınma sürecinde. Hem hayvanları rehabilite edecek alanların olması... Zaten şaşkındı. Çok şaşkındı. Tabii. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bakıyoruz muhtemelen gözlem dedik. Siz de gözlemlemişsiniz bu konuyu. O dönemde tabii ki yeni yavrulamalar oldu. Yeni doğumlar oldu ki köpekler de yılda ilk defa doğum yapma yeteneğine sahip hayvanlar bunlar. O süreçte yeni gelen hayvanlar bir şekilde yavruladılar ve popülasyonu artırdılar. Ama bundan sonra popülasyonun sabit kalacağı ve beraberinde dışarıdan gelen nakillerin de güvenlik güçlerimiz marifetiyle de kontrol edilerek sabit tutulacağı ve her geçen gün daha makul seviyeye geleceğini istikametinde çalışmalarımız var. Kesinlikle bunun da peşini bırakmayacağız. Yani. Sayın Müdürüm, zaman zaman köylere çıktığımız zaman daha önceden köylerde işte köpek üzerinden yürüdüğümüz için affedersiniz. Sayı biraz daha fazlaydı. Yener Bey, bir şey isterseniz yani ben de özür dileyerek müdahale edeyim. Affedersiniz, köpek gerek yok çünkü o da bizim gibi canlı. Aynen sonuçta, ama yani yine o da evet yani çerçevede olmaya çalışıyorum. Yanlış olmasın, kabı olmasın hesabıyla hassas davranmaya çalışıyorum. Biliyorsun sonuçta binlerce kişi bizi izleyecek. Köylerde özellikle bu tip hayvanlar artık kalmadı. Bırakıldı. Nüfus olmasına rağmen kimse kalmadı. Hayvan formatına söylüyorum. Yani herkes aslında iyilik yapmaya çalışıyormuş gibi yapıp da aslında kötülük mü yapıyor? Yani herhangi bir köyden bahsedebiliriz. 62-63 tane köyümüz var. Bu köylere gittiğimiz zaman ben bir tek tane hayvan görmedim. Yani bunu sokak köpek hayvan olarak söylüyoruz sokak, bazı yere. Evet. Tabii, tabii büyükbaş hayvanlardan işte koyundur, kuzudur, keçidir ya da inektir. Bunlarla ilgili sıkıntı yok ama. Bunun sebepleri var Yener Bey. Yani sokak hayvanları insanın olmadığı ve az olduğu yerde yaşamıyor. Köylerimizde de 12 ay boyunca yoğun nüfus olmadığı için belli dönemlerde hayvanların beslenmesi sekteye uğrayacaktır insan olmadığından dolayı. Dolayısıyla orada yaşama şansı bulamıyorlar. Yani yaban hayvanlarla karşı oradan karşıya geliyorlar. Sadece işte evcil hayvanlarla karşılaşıyoruz. İşte vatandaşın sürüsü vardır. Bahçesinin içerisinde baktığı bir yeri vardır. O noktalarda belki köpek vardı. Olabilir. Fakat onların sayısı da bir elin parmaklarına geçmiyor. Bilmiyorum, sizin de dikkatinizi mi çekti? Aslında bu sizin uzmanlık alanınız ama ilçe merkezine baktığımız zaman şu andaki var olan yere geldikten sonra kedi sayısında ciddi bir düşüş var. Özel bir sebebi olabilir mi bunun? Şimdi onlar taşınmakta sebebi... sıkıntı mı çıktı? Çıkamadılar mı? Orada mı kaldılar? Şöyle, Yener Bey, taşıma konusunda çok muazzam bir çalışma yürüttük. Yani tabii sadece Yusuf Eri Belediyesi değil, burada Tarım İlçe Müdürlüğü, aynen, Milli Parklar Şube Müdürlüğü, efendim Artvin Valiliğimiz, Kızılay Derneğimiz, İlçe Kaymakamlığı, Kaymakamlığımız, evet, Hayvansever Dernekler, ilçemizdeki gönüllü vatandaşlarımız. Aynen. Yani topyekün bir yerde bir sıkıntı varsa, sıkışan bir hayvan varsa, kalan bir hayvan varsa ihbar ederek, tutup getirerek, evet, evet, oradaki ihtiyaçlarını görerek, hatta su dolmaya başladı. Köpeklere çok sıkıntı olmadı. Köpekler kendilerine karada suyun çıkmasıyla beraber üst kotlara doğru taşıdılar. Ki tespit ettiklerimiz zaten biz kendi elimizle onları bu noktaya getirdik. Fakat kediler zaman zaman binaların içerisinde çatıların altında sıkıştı kaldılar. Evet. Daha sonrasında botlarla, rafting botlarıyla, mesela Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor'daki sporcularımız bu anlamda bizlere müthiş şekilde destek oldular. Rehberlik yaptılar. Rehberlik yaptılar. Her gün suya girdiler. Her gün ekiplerimizi suda taşıdılar. Kürek çektiler. Hani o enkaz sizin, bu enkaz bizim, o koy sizin, bu koy bizim. Parsel parsel tarayaraktan kedi çıkardı. Hatta bir gün spor ilçe müdürümüzle beraber biz de bir kontrole gittiğimizde bir kedi bize rast geldi. Biz de çıkarmıştık. Çıkarmıştık. Yani, evet, aynen öyle. Bu anlamda aşağıda kedi kalmadı. Evet. Yani kaldı diye tek bir ihbar dahi almadık, tespitimiz olmadı sonradan. Bunu şu aşamada şunun için sordum. Köpek sayısı çok daha fazla. Yani aşağıda biraz daha dengeliydi. Sanki orada ya bir yere gittiler ya küstüler bize. Bunun sebepleri var Yener Bey. Şimdi, ya da dışarıdan biraz daha köpeği fazla getirdik. Kediyle köpek olabilir. Tabii ki birbirine yakın yaşayan iki hayvan değil. Birinin olduğu alanda daha uzaklaşıyor ki yani. Zayıf olan taraf uzaklaşıyor. Bunlar da kedi. Aynen öyle. İlçemizde eski ilçe yerine göre çok daha büyük bir alana dağıldı. Dolayısıyla meydanlarda görmemeniz bir miktar olağan. Oradan kaynaklanıyor. Ve şimdi tabii ki burada çok fazla ağaç yok. Hayvanların saklanacağı, yuvalanacağı
yer de kıt ki kedi evleri yaptık. İlçenin birkaç yerine yerleştirdik tabii belli bölgelerinde. Beslemeleri, saklanmaları, işte barınmaları o bölgelerde sağlanıyor. Fakat genellikle kuytu yerleri seçiyorlar ki sırf köpek tehdidi, kediler açısından söylüyorum. Evet. Ondan dolayı böyle bir durum söz konusu. Bu konuyu kapatırken şunu söylemeye çalışıyorum ya da şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Gerekli şekilde beslenme için aşağıda vardı ilçe merkezindeyken. İşte halk tarafında vardı, caddenin birkaç yerinde vardı, evet. Güzel barınma şeyler konulmuştu. Belli noktalarda istasyonlarımız var. Aynen öyle. Şu anda o ilçede aynen var. Devam ediyor mu? İstasyonlarımız var, evet. Daha ziyade oraya bir servis yapılıyor mu, hizmet yapılıyor mu? Tabii tabii. Hem belediyemiz hem de... Özellikle su konusunda ilçede ciddi bir sıkıntı yaşanıyor biliyorsunuz. Ciddi sıkıntı dediğim zaten doğal bir su kaynağı olmadığı için. Aşağıya baktığımız zaman Baral Çayı'nın kenarından gidip birçok hayvanın oradan su içtiğini gözlemleyebiliyorduk. Burada da tabii Yener Bey yani su şöyle çok uzak nokta değil. Sonuçta köpek dediğimiz hayvan da hareket eden bir canlı. Sonuçta suyu çok rahat bulabiliyor, ulaşabiliyor. Algılıyor. İlk dönemlerde su yükselmeden öyle bir sıkıntı vardı. Su koymak durumunda kalıyorduk ülkenin belli yerlerine ve onlar halen devam ediyor tabii. Fakat canı isteyen hayvan da çok rahat göle ulaşıp su ihtiyacını karşılıyor. Bununla ilgili birebir özel yaşadığım bir hatıra aktarma istiyorum. Pet şişe almış köpek ağzıyla bana doğru geldi. Pet şişenin içi boş. Yani su vardı araçta kaldırdım çıkardım verdim ama yani artık bana su verin hesabına gelmişti. Tabii. Peki evet buyurun. Yani işte bu besleme ihtiyaçları günlük olarak takip ediliyor. Belediyemiz ve Hayvansever Derneğimizle birlikte protokolümüz kapsamında düzenli olarak beslemesi ilçenin hem karşı yakasında, Keçevet dediğimiz tarafta var olan hayvanlar. Şimdi oradan bahsedeceğim. Onunla ilgili bir sorum olacak. Devam ediyor. Beraberinde kısırlaştırma faaliyetleri de devam ediyor. Şu an 150'yi bulduk kısırlaştırdığımız hayvan sayısı. Belki konuşurken, anlatırken biraz daha böyle hoş olmayan bir hayvan türüne giriyoruz ama yılanlardan bahsetmek istiyorum. Çok değişik türde yılanlar vardı ilçe merkezinde. Su kodunun yükselmesiyle birlikte bunlar kendilerini kurtarabildi mi yoksa daha aşağıda mı kaldı? Mesela bu bulunduğumuz bölgede çok daha nasıl diyeyim endemik türde yılanların olduğundan bahsedilmişti. Görenler, uzmanlık alanımız. Kafkas engereği var bölgemizde. Aynen. Şimdi onlar da mı kayboldu? Aşağıdakiler kaldı mı su altında? Onlar kendilerini kurtardı mı? Bununla ilgili muhtemelen bir çalışma olma şansı yok ama bir veteriner hekim olarak öngörünüz ne? Üsferi Barajı gibi projelerin anayasası ÇED raporu diye bir rapor var. Dolayısıyla bu ÇED raporunun sahibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. ÇED raporunun içerisinde bahsettiğiniz bütün konular taahhüte bağlanmış durumda. Efendim bunlar nasıl yürütüleceği ile ilgili bir yol haritası çizilmiş durumda. Dolayısıyla yaban hayatı ile ilgili sürecin başından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir faaliyeti olduğunu, yılanların su altında kalmasıyla ilgili böyle çok olumsuz bir haber almadığımızda özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Tabii yani taşın deliğinde, işte toprağın altında yılan aramak çok da mümkün değil malum takdir edersiniz ki. Fakat çok olumsuz bir haber de gelmedi. Doğal olarak da hayvanlar su yükseldikçe üst kotlara doğru nakli. Peki efendim son zamanlarda arılarla ilgili bir olumsuz zaman zaman gündeme haber geliyor. İlçe için bahsetmiyorum. Türkiye genelinden. Bunun dışında başka bir arılarla ilgili bir daha soru sorup öylece programı kapatmayı planlıyorum ama özellikle bu arıların durumuyla ilgili ilçemizde öyle bir problem var mı? Arı kolonisi yeterli sayıda mı? Biliyorsun yaşamın kaynaklarından bir tanesi arılar olmasa olmaz. Bununla ilgili sizin bir öngörünüz var mı? Bir gözleminiz var mı? İlçemizde yetkisiye bir hani bu döllenmeyi yapacak, toz taşıyacak olan arılarımız yetkisi seviyede midir? Bu kodda yaşama şansları var mı? Tabii kesinlikle. Arı bu kodlarda bu rakımda çok rahat yaşayabilir. Orada bir sorun yok. Sadece arıcıların şöyle bir sıkıntısı vardı burada. Kışı geçirmek için konaklayacağı alanla ilgili problemleri vardı. Onlar da gün geçtikçe çözülüyor. Yaz mevsiminde zaten malum Yusufeli rakımındaki bölgede de arı yok. Burada sadece kışlamak amacıyla geliyor. Şu an 1200-1500 kotlar, 2000'e kadar arılarımız var. Ve bütün arıcılarımız da şu an üretimlerini üst kotlarda yapıyorlar. Fakat sorun var mı derseniz, geçen yıl
şahit olduğumuz belki tarihin en yüksek rekoltesini geçesin. Arıcılarımız elde etti. Çok güzel bal konusunda diyorsunuz. Oldu. Fakat yoksa yavru üretimi anlamında bal olarak söylüyor. Evet. Fakat bu sene aynı rekoltenin olmadığını görüyoruz. Ciddi bir problem yaşadıklarını bahsediyorlar. İlk zaman zaman konuşuyoruz. Hatta biliyorsunuz buradan başka komşu illerimizde giden arkadaşlarımız var. Orada da yeterli verimin alınmadığına dair sistem diyelim ama kaygılarını ifade ediyorlar. Bu da yılla ilgili bir şey muhtemelen. Evet, bizim hemşehrilerimiz gerçekten bal üretiminde çok tecrübeliler. Bal üreten kişi sayısı da çok fazla. Çok iyi bir kalitede, standartta yakaladılar ki her yıl bal yarışması yapıyoruz ve bütün üretken biraz balları... Biraz Kılıçkaya ön tarafa geçti bu konuda. Analizlerini görüyoruz. Dolayısıyla yani balımızın kalitesi çok iyi. Üreticilerimize buradan tekrar teşekkür etmek lazım. Yani böyle katkı maddesiyle bal ürettirme gibi tabiatları, yöntemleri yok. Dertleri yok, kaygıları yok, tasası yok. Eğer doğa vermiyorsa, arada kovana koymuyorsa bu sene balım yok diyor üreticilerimiz. Bu çok önemli hakikaten. Çok süper. Bu çok önemli. Önümüzdeki yıllar tabii balla ilgili de yine çalışmalarımız olacak. Daha üst seviyelerde balımızı tanıtmak üzere yeni atanlar inşallah yapacağız. Bal evi yapacak mıyız? Tabii, mümkün olmasın. Yani aşağıda bal evimiz vardı, burada da yine aynı bal şekilde. Bal üreten hemşehrilerimize, çiftçilerimize beraber bu sürecine götürüyoruz. Taşıma sürecine malum öncelikler tabii. Sırasıyla kesinlikle. teker yerine gelecek. Hepsi yerine gelecek. Sayın Müdürüm, son olarak ilçe merkezinin karşı tarafında, karşı kıyısında, doğu tarafında ağrılarımız var. Vatandaş bir 14-15 kilometre gidip gelmek zorunda kalıyor. Biraz problemli oldu, biraz sıkıntılı oluyor. Oradaki ağrı sayımız yeterli oldu mu? Vatandaşın talepleri var mı? Yine bu ilçenin doğu tarafında, Tekkale Köyü'nün hemen bulunduğu yerde ağrılar falan yapıldı ama daha çok vatandaşın kendi bireysel çabasıyla yapıldı diye biliyoruz. Ağrılarla ilgili ne diyeceksiniz? Çünkü üst felinde özellikle bir boğa üzerinden yürüyelim. Olmazsa olmaz. Yani evdeki arkadaşından, oğlundan, evladından, eşinden daha çok kıymet veriyor. Evet. O sahaya çıkıp oradan bir nasıl diyeyim bir böğürmesi, bir nefes alıp vermesi vatandaşı mutlu ediyor. Çünkü bulunduğumuz yerde zaten keyif alacağım çok da fazla bir şey olmuyor. Hayvan formatından bahsederken. Şimdi büyükbaş hayvan işletmeleriyle ilgili bir yol haritamız çıktı ortaya. Sorunun büyük oranını açtık. Sıfırladık mı? Halen tabii sıfırlanmadı. Fakat önümüzü görebiliyoruz artık. Geçtiğimiz sonbahar itibariyle ilçeye taşınırken ilçe merkezinde faaliyet gösteren 15-6 hayvan besleyen vatandaşlarımızın tespitini kurduğumuz komisyonla tek tek tespit ettik. 73 üretici tespit ettik ve 73 üreticimize de su gelmeden önce biz ahır yaparak kiralama yöntemini teslim ettik. Tabii daha fazla sayıda hayvan olan işletmeler için de Devlet Su İşleri, Artvin Valiliği, Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü bir çalışma yürütüyorlar. Halen devam ediyor onların çalışmaları. Fakat 73 işletme yapan insanımızı biz tespit ettik, onları yerleştirdik. Fakat baraj sürecinde hayvanımı sattım, ben yine hayvancılık yapmak istiyorum veya sıfırdan yeni başlamak istiyorum diyen gençler var. Onların da talepleri elimizde, önümüzde. Onlarla ilgili de bir kapasite artırımına gittik. 53 adet kapalı boğamsız bölüm 70'e çıkardık. 75'e çıkardık. Daha artırma yönünde de belediye başkanımızın da inisiyatifiyle bu iş yürüyecek. İnşallah. Gerçekten büyükbaş hayvancılıkla iştigal eden hemşehrilerimiz de ilçeye çok önemli değer katıyorlar ki bunun yansıması tabii boğacılık bahsettiniz. Boğa güreşleri bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yapacak mıyız bu yıl? Yapacağız. Evet. Ay olarak belirledim. Ekim ayı. Yine aşağıda ayında olduğu gibi hem kara kucak güreşleri hem boğa güreşleri mi olacak yoksa şimdi tabii planlamaya bağlı olabilir düzenimiz, ama. Düzenimiz, boğa güreşlerindeki düzenimiz ilkbahardaydı, Nisan ayıydı. Fakat Nisan ayında malum işte güreş sahasının boğa meydanının yetişmemesi tam hazır olmamasından dolayı sonbaharda yapma planımız devam ediyor. İşte bir türbinleri kapatma, biraz kapasiteyi büyütme gibi çalışmalar. Karakucak'ta devam edecek muhtemelen. Karakucak zaten aynı mevsimde, olması aynı olmaz. Sahada devam edecek. 59. mu? 50 o civarda bir çok şeydi. Çok uzun süredir ama boğa güreş alanımız şu an çok harika oldu. Buradan orman ümit ediyorum bir gün oradan da yayın yaparız. Uygun bir zamanda. İnşallah orada yaparız. Yine böyle zevkli bir festival
yaşantımız etkinliği biraz artık çıktı. Artık nasıl diyeyim, bu sıkıntıdan, sorunlardan, problemden kurtulma için vatandaşlarımızı bir etkinlikte, festivalde, biliyorsunuz bu yılda deprem oldu, birçok vatandaşımız rahmetli oldu. O formattayken biz kalkıp da burada bir festival yapma formatına giremedik. Evet. O yüzden ötelemeler oldu, ertelemeler yani oldu. Deprem de zaten o dönemde. Aynen öyle. Evet. Acının ama içerisinde. İnsanları bir arada tutmanın, özellikle Yusufeli gibi, Artvin gibi bölgede bu tip etkinlikler, festivaller, konserler de olmaz olmazlardan bir tanesi. Evet. Sayın Müdürüm, buyurun. Tarım alanlarıyla ilgili birkaç bir şey daha. Onu ben şöyle sorayım. Tarım alanı ile ilgili 100 dönüm şart mı? 100 metrekare. Şimdi şöyle. 50 metrekare olabilir mi? Var. O da var. Yani vatandaşlar, bulunduğumuz bir ortam kadar olsun. Sadece orada iki tane çiçeği ekip. Ama bununla ilgili şöyle bir sıkıntı da var. Süreyi aşıyoruz şimdi, sizden sonra Sayın Belediye Başkanım yayını alacağım ama evet, şöyle kısa geçelim. Bununla ilgili şu soruyu da sorayım, siz tamamlayın. Tabii. Biraz sanki böyle gece kondulaşma biraz fazla oldu. Yani kamelya veya bağ evi yani yaparken. Yani bir çizgisi olur, bir ölçüsü olur. Muhtemelen şimdi birçok kıymetli izleyicilerimiz bana sitem edecek ama ya bir çizgisi olması lazım değil mi? Hatta belediyenin sayfasında şöyle bir yazı vardı. Arkadaşlar ne olur bir başkasını rahatsız etmeyecek formatta. Tamam, eyvallah. Bir ölçü olur, bir çizgi olur. Değil mi? Var o ölçü. 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5. Sözleşmemizde var, evet. Sözleşmemizde de o madde. Ama biz biraz abartmayı seven geçerli bir toplumuz nasılsa. Tuğladan yapmışsın, taştan yapmışsın. Amaç bağ evi. Değil kalıcı mi? Kalıcı olmayan, aşağı. Aynen, orada gittiğimde evet, önle paydosunda serinleyeceğim bir yer. Tabii hemşehrilerimiz daha ziyade bununla aşağıdan, bitirelim mi? Tabii aşağıdan çıkardığı bir takım malzemeleri kullanaraktan. Ağır vardı, ambar vardı. Evet, böyle bir işte bağ evleri yaptılar. Ya güzel de oluyor aslında. Hani bazılarının görüntüsü hakikaten hoşumuza gitmiyor ama onlar da inşallah gereken hassasiyet, özeni göstererek yani o görüntüyü bile yapılmıştı. Normalde bir normal bile yapılmıştı. Evet. Yani. Şimdi tabii ki bu konuyla ilgili fenişçilerimizin uygun görüşüyle hemşehrilerimiz bağ evlerini yapabilir. Metrekaresi de belli. Alanın büyüklüğüne göre sınırlandırılmıştır. Encümen kararıyla bu netleştirilmiştir. Evet. Sözleşmeye de madde olarak konmuştur. Hemşehrilerimize bu anlamda yapmadan önce belediyemizin fen işleri müdürlüğüyle bir danışmasına fayda var kurup, değil mi? Ondan sonra işe başlamalarını öneriyorum. Tip projeniz var mı? Herhangi bir tip proje var mı? Tip proje var ama yani böyle kısıtlamak da çok önemli değil. Yani siz atıyorum işte 10 metrekare kapalı, 5 metrekare açık alan yapıyorsunuz. Ben de hepsini açık yapmak istiyorum yani. Böyle kısıtlamamıza da çok gerek yok. Ama oradaki ağaçlar daha yükseldikçe, alanı daha geniş yeşile kapladıkça gerçekten görüntü çok daha güzel olacak. Belki nahoş diye gördüğümüz o görüntüler de kamuflu olacak. Bu da başka bir güzel tarafı. Bu şekilde. Biz çok bekliyorlar. Vatandaş bekliyor. Biz bekliyoruz. Yani henüz ulaşamadık. Nasıl alacağız? Ne zaman vereceksin? Ne zaman evet, dağıtacaksın? Şimdi bu sistemi de yapalım. Onu söyleyeyim. Yanır Bey. Ve böylece bitirelim. Nisan ayı itibariyle tarım alanlarımızı vatandaşımızın başvurusuna açtık. Başvuruya istinaden 368 başvuru geldi. 363 kişiye hak sahibi yaptık. Encümen kararımızda. Evet. 360 kişinin içerisinde de bir kısım vatandaşımız, bunu yüzdeye vurursak %30'u sözleşme imzalamadı. Vazgeçti yani. %30 bedava zannediyordu. Paralı olunca değişik yöntemler vardı. Belki satın alma opsiyonuyla almak istiyorum diye düşünenler vardı. Belki işte hiçbir bila bedel olacak diye düşünüyordu. Tabii sonuçta Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan belediyemize kira karşılığı tarımsal alan amacıyla kullanmak ve üçüncü kişilere kiralama yöntemini vermek üzere bize devredildi. Yani şu an bir satış veya herhangi başka bir tasarruf yok. Bir konutlaşma yok ki, birçoğu da dolgu alan üzeri zaten. Yeterse elimizde alan var mı? Şimdi %30 elimizde parseli kaldı. O %30 da şu an önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan süreci kaçırdım diyen veya pişman olup tekrardan almak isteyen vatandaşlarımızı kura yöntemiyle tekrardan dağıtacağız. Belediyenin web sayfasından bunu duyuracaksınız. Tabii, tabii. İlgili vatandaşlar şu şimdi müracaat etsin mi? Şöyle, vatandaşımızın başvuruları zaten var. Ki elimizdeki yeni başvuru yapmayı isteyen varsa? Var olan sayının bir 3 katı kadar da başvuru var şu an. Dilekçe var. Başvuru dedim, dilekçe. Evet. Tabii iletişim bilgileri de var. SMS'te vatandaşımızı bilgilendireceğiz. Veya yani direkt gelip sizinle ya da belediyedeki herhangi bir arkadaşımıza muhatap olabilir. Tabii muhatap olabilirler. Bu şekilde vatandaşımızı
toprakla buluşturmak. Toprakla bu da bizi, buluşmak çok kıymetli. Evet, bizi çok mutlu ediyor Yener Bey bu. Yani hakikaten aynen. Hele emeklilerimiz. Aşağıda işte kenar mahallede yaşayan stres atıyor, toprakla temas ediyor, evet. Elektriği gidiyor vücudundan, gidip akşama kadar kahvede veya başka bir yerde oturuncaya kadar bunu siz çok daha iyi takdir edersiniz. Yani aracılığınıza ben bir haber daha vereyim. Belediye başkanımız bu konuda yine durmuyor. Talep olduğunu gördüğünden dolayı yeni yeni alanları tekrar tarıma kazandırmak anlamına ciddi görüşmeleri var bakanlıklarla, efendim çalışmaları var. Sadece sonbaharda ve ilkbaharda yeni alanları tekrardan tarıma kazandırabiliriz. Ama şu söyleniyor, 100 metre ile 500 metrekare arasında değişiyor. Onun gerekiyorsa daha küçük parsellerden de aktarılabilir. Her çeşidi var. Şimdi 60 metrekaresi var, 100 metrekaresi var, 150'si var, 300'ü var hobi bahçesi olarak. Ama 500 metrekarelik meyve bahçeleri var. Efendim 1000 metrekarelik meyve bahçeleri var. 2 dönümlük üzüm bahçeleri var. Sırf bu konu üzerine özel bir yayın yapacağız. Şu anda biraz sonra Sayın Belediye Başkanımızı yayına alacağız. Son birkaç kelime söylerseniz kapatalım efendim. Yeni ilçemiz hayırlı olsun. Hepimiz hayırlı olsun. Evet. Yaşamaya tutunuyoruz, sahipleniyoruz. Evet. Taşınma dönemlerinde ciddi sıkıntılarımız oldu. Yaşadık. Efendim problemleri yaşadık fakat bütün problemlerimiz tek tek yavaş aşılarak yavaş çözülüyor. Biz de bireysel problemimizi tek tek hallederek yeni yerimizi, yeni vatanımızı artık yaşanılır bir şehir haline getiriyoruz. Ki bu noktada Faruk Çelik Bakanımızın da ilçemizin, ilimizin hakikaten üstünde elinin olması, vekilimiz olması bizim için çok büyük bir şans oldu. Bunu da daha iyi değerlendirerek, evet, bakanımıza destek vererek çok iyi sonuçlar, çok iyi çalışmalar yapacağımızdan eminim. Bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Hemşehrilerimize selamlarımızı iletiyorum. Eyvallah. Yusuf Ali Belediyesi'nin önünde güzel bir yazı var. Biz neredeysek Yusuf Ali orada. Evet. Biz neredeysek Yusuf Ali orasıdır. Orasıdır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, Mehmet Atlı Bey, Yusuf Ali Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü. Kendisiyle şöyle bir özetledik. Çok sağ olsun kırmadı bizi. Ama Yusuf Ali dediğin zaman, arazi dediğin zaman, toprak dediğin zaman konuşulacak çok şey var. Ümit ediyorum başka bir zaman çok daha geniş konuşacağız. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, biraz sonra Sayın Yusuf Ali Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'le birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın.